peki? Ha? Hadi bakalım. Umarım biri bu lanet elbiseyi giymen için sana para veriyor. Sayılır. Hadi evim, burada böyle görünmeni istemiyorum. Dolaşacak. Gidiyoruz. Bak Niki, yeni ayakkabı aldım. Her biri 85 dolar. Herhalde sana yeni çorap da vermişlerdir. 80'lerin kadınları ayakkabılara bakıyordu. Nereden duydun bunu? Bir dergide okudum. Araştırma yapmışlar. Biliyor musun? Çok enteresan. Yine düşünüyordum. Duydum ki iç büronun sana gelmesi senin onlara gitmen kadar kötü bir olay değilmiş. Bilmiyorum. Bittiğinde sana anlatırım. Bir fikrim var. Nedir? Adilerin burnunu sür. Üniformanlık. Onlara madalyalarını göster. Ciddiyim. Senin gibi bir sürü ödüllü bir dedektif. Cezaevinin bir bölümüne senin adını vermeleri lazım onların. Hey Barantino! Senin çirkin it! Hey Wilson, gelsene gidelim. Hadi. Buyurun, sıkıştır ve yok ol dostum. Geber. Nerede buluşacağız? Sıklarız. Yemek benden. Ne olacak bakalım dostum? Ne olacak bakalım, ne demek? Ne olacak bakalım dostum? Jorkin, eğer gelmezsen canını okurum seni, tamam mı? Evet, tamam. 13'te orada, yoksa öldürürüm seni. Tamam. Hey, dikkatli ol Kovur, tamam? Olurum. Evet. Hazır mısınız? Hadi bakalım Nick. Rahat ol Nick. Doğruyu söylersen iyi olur. Esprilerini kendine sakla. Ağzını sıkı tut. Yoksa seni mahvederler dostum. Bir şeyim yok. Umarım bir şeyin yoktur. Bobby, nasılsın dostum? Hey Nick. Hey dinle. İyi şanslar. Sağ olasın. Avukatın nasıl? Pek tanımıyorum. Bırak bir şeyler anlatayım Nick. Bunlardan birine işin düşerse onu gayet iyi tanıman gerek. Lanet olsun, çocuklarının kolej parası bile senden çıkar. Evet, siz bu çok etkileyici bir gerçek bir kahraman. Bana Monteron'dan söz et. İyi polistir. Yani berbat durumlarda kendinize emanet edebileceğiniz... Böyle mi düşünüyorsun? Evet. Böyle düşünüyorum. O bir pislik, sen de biliyorsun. Öyle. Onunla sokaklarda hiç çalıştım. Dostum, biliyorsun burada haftada 30 cinayet işleniyor. Bize Patrick Dunley'den söz et. Pekala, müvekkilin bu görevinin hiçbir yolsuzluğunu bilmiyor. Müvekkilin bilmesi gereken konumda. 28 Haziran 88, senin birimin 3 şüpheli tutukluyor. El konudan para 65 bin küsur olarak görülüyor. Oysa sizin el koyduğunuz araçta 73 binden fazla olduğuna inanmak için nedenlerimiz var. Kim demiş? Kaynaklar var. Şimdi de polisler yerine sanıklara mı inanıyorsunuz ha? Bu polisine bağlı. Ben kahramanları sevmem Jonkin. Kuralların uygulanmayacağını sanırlar. Bak, ben işimi yapmaya çalışıyorum, tamam mı? Bu da burada pek kolay değil. Ve ben temizim. Belki dedektif, Saint John'da okuyan iki çocuğunuz var. Ev taksitleri, nafaka, bir daire, koskoca harcamalar, tutumluluğuna hayranım. Evet, hayat zor. Biz matematik okuduk kahraman. Her ay en azından 1000 dolar açığın olur. Sen işlerin içindesin, yürütüyorsun. Eğer beni dava etmek istiyorsan tamam dava et. Bok atmak istiyorsan bürona geri dön. Tamam Nick. Seni dava edeceğiz. Birileri bize yardım edecektir. Kimse rüşvetçi bir polisten daha kolay avlanamaz. İstik istiyorsan şehir meclisine git ha. Emniyet tamam, sarayına. Nick, yani bütün şu lanet sistemi tamam. Bırakıp benim peşime mi düşüyorsunuz? Sakin ol Nick. Tamam. İyi misin? Söyle. Evet. Pekala. Bize Japonların yaptığı evden. Çavuş tarafından ilk denetim olarak yapılan kontrol nedir? A. Maliyet ve insan gücü. İnsan gücü kontrolüymüş. Ne yapıyoruz? Çavuş mu yoksa yüksek mahkeme mi Tanrı aşkına? Eğer şerit istiyorsan bunları bilmek zorundasın. Nasıl gidiyor, nasılsın Joe? İyi. Bana bir skoç versene. Skoç mu? Evet, skoç. Bunlar ya kör ya da pislik. John Scotch'a biraz peynir evisteni olur, öyle yemeğini içiyor da. İçişleri bölümünün kahraman kanun savaşçılarına gebersinler. Gebersinler. Bu konuyu düşünmelisin evlat. Neyi, İçişleri bölümü? Senin gibi parlak biri, yükselmenin hızlı yolu. Asla bilinmez bu. Haklısın, asla bilinmez. Giderken Abolafya'yı gördün mü? Evet gördüm.
Kendi su boruları ithal ediyormuş. Bu çocuklar ne yemek yemedi biliyorsun. İşte benim şansım. Gözetim altındayım ve mafya ile yemek yiyorum. Muhtemelen istihbarat burayı dinliyordu. Ya. Evet. Güzel, eğer bir şikayetin varsa sadece göğsümün sol tarafına söyleyiver. Zor özelliğim var. Muhtemelen yasa dışı. Ne oluyor?